Arkadaşlar merhaba. Dönemin sonu yaklaşıyor arkadaşlar. Geriye hangi konular kaldı? Önce onlardan bir miktar bahsedip sonra bugünkü konumuza başlarız. Önceki 2 hafta hashing konusundan bahsetmiştik. Bugün Splay Tree'den bahsedeceğiz. Hangi chapter'a ait? Chapter 10'a ait. Chapter 10'da birkaç tane ağaç veri yapısı var. 2 haftamız kaldığı için bunlar içerisinden Splay Tree ve burada her ne kadar 2-4 Tree geçiyor ama biz 2-3-4 Tree diyeceğiz. Jonathan Shuchak'ın kullandığı terimi biz de kullanacağız. Süremiz bunlara yettiği için Splay Tree ve 2-3-4 Tree'den bahsedeceğiz geri kalan 2 haftada. Binary Search Tree'den aslında bahsetmiştik Chapter 7'de. Binary Tree konusunu anlatırken buradaki Binary Search Tree'de de anlatılan konulara değinmiştik. Ağaç gezinme, ağaçta gezinme algoritmaları, düğüm ekleme, düğüm silme. Chapter 7'de çok yüzeysel anlatılıyor. Burada çok daha detaylı Chapter 10'da bahsediliyor. Onları anlatmıştık. Başka hangi konular var? İşte Chapter 11'de sıralama algoritmaları, işte Chapter 12'de Dynamic Programming, Chapter 13'te graf algoritmaları. Bunlar aslında arkadaşlar daha ziyade algoritmalar dersinin kapsamında. Bizim kitabın ismi de zaten Data Structures and Algorithms olduğu için pardon içerisinde daha önce de söylediğimiz gibi algoritmalar dersine ait konular da var. Hatta şu Chapter 4'ü atlamıştık hatırlayın. Order notasyonunun anlatıldığı chapter'dı. Bu da yine algoritma karmaşıklığı için kullanılan bir notasyondu. Order notasyonu, büyük O notasyonu. Algoritmalar dersini daha çok ilgilendirdiği için atlamıştık. 11, 12, 13'te yine benzeri şekilde algoritmalar dersine daha çok ilgilendiriyor ve orada Vasıf Hoca bu konulardan bahsediyor. Chapter 14'teki B-Tree konusuna bir miktar değinebiliriz. Şöyle, B-Tree konusu bizim haftaya anlatacağımız 2-4 Tree veya 2-3-4 Tree konusuyla ilgili 2-3-4 Tree yani 2-3-4 ağacının genelleştirilmiş hali B Tree. Haftaya zamanımız kalırsa B Tree'den de bahsederiz. Bu şekilde dönemin geri kalanı ve kitabın geri kalanından bahsettikten sonra bugünkü konumuza başlayabiliriz. Splay Tree konusuna başlıyoruz. Şöyle yine geçen hafta dersin sonlarına doğru Jonathan Shuchak'ın derslerinden bahsetmiştim hatırlayacaksınız. 2 tane de video paylaşmıştım web sayfam üzerinden. Biri Splay Tree konusuyla ilgiliydi. Diğeri de 2-3-4 ağacı konusuyla ilgiliydi. Bugün anlatacağım Splay Tree'deki slaytlar, örnekler ağırlıklı olarak o videodan alınmıştır. O videoyu izleyip gelenler hatırlayacaklar. Splay Tree, Binary Tree'nin özel bir hali. Verileri eklerken önce klasik Binary Tree'de ekleme mantığı söz konusu. İşte küçükse sola, büyükse sağa mantığına göre verileri nereye ekleyeceğimizi arayıp buluyoruz. Sonrasında da splay işlemleri başlıyor arkadaşlar. Bu splay işlemleri ekleyeceğimiz verinin babasının dedesinin konumuna göre veya o verinin babasının dedesinin sol mu çocuğu sağ mı çocuğu olduğuna göre değişiyor. 3 tane işlem var. Zigzag işlemi var. Şurada yazıyor. Zigzag işleminde 2 simetrik hali var. Şu şekilde. Bir başka işlem zigzag işlemi var. Bunun da şöyle ve şöyle 2 simetrik hali var. Ve son olarak zig işlemi var. Şu. Bunun da
topolojiye göre burada olduğu gibi iki simetrik hali söz konusu. Zigzag işlemiyle başlayalım. Nedir zigzag işlemi? Şimdi şurada bir ifade var. X is left child over right child or right child over left child. Ne demek bu? X, şurada bizim X'ten kastımız arkadaşlar yeni eklediğimiz, o anda eklediğimiz yeni veriye biz X diyoruz. Splay ağacına işte add işlemi yapıyoruz veya insert işlemi yapıyoruz. Neyi ekliyorsak o bizim X'imiz. Splay işlemleriyle ne yapacağız biz? Onu da söyleyelim. Bu X'i bu splay işlemlerinden işte zigzag olur, zigzag olur veya zig olur. Bunlardan uygun olanı o topolojiye bağlı olarak X'in baba ve dedesine bağlı olarak uygulayarak X'i sürekli ağaçta üst seviyelere doğru, yukarı seviyelere doğru taşıyacağız. Ne zamana kadar? Root'a çıkarana kadar. X root'a çıkana kadar bu işlemlerden uygun olanı uygulayarak root'a kadar X'i çıkaracağız. Önce bu işlemlerin ne olduğunu göstereceğiz. Birazdan bir örneğimiz olacak. Burada birkaç tane veriyi splay ağacına ekleyeceğiz ve sıfırdan bir splay ağacı oluşturacağız. Evet, başlayalım işlemlerimize. Zigzag işleminde X is left child over right child or right child over left child. Şimdi şu ilk yarısı, şuraya kadar olan kısım left child over right child. X is left child. Neyin left child'ı X? Yani sol çocuğu P'nin. Burada P parent'ın P'si. Yani işte o X'in babası manasında. X parent'ın left child'ı. Şu over right child'dan kasıt parent. Parent'ın right child olduğunu söylüyor. Parent da G parent'ın, grand parent'ın, dedenin sağ çocuğu. Dikkat ediyorsanız X'e gelirken bir zigzag çiziyoruz. Önce G parent'tan sağa gidiyoruz. Parent'a, parent'tan da X'e gelirken sola gidiyoruz. Bir zigzag çiziyoruz. O yüzden işlemin adı zigzag olmuş. Burada soldan sağa doğru X'i yukarı taşırken hangi işlemleri uygulayacağız? Şimdi ortadaki şekle bakın. X parent'ın seviyesine çıkmış. Parent de X'in sağ çocuğu olmuş. Bunu anlatmak için sayılar kullanalım. Örneğin G parent 6 olsun. Parent 8 olsun. X de 7 olsun. X yukarı çıktığında yani 7, 8'in seviyesine çıktığında 8 büyük olacağı için 7'den ne olacak? 7'nin sağ çocuğu olacak. Gayet kolay. Burada şu üçgenlerle temsil ettiğimiz ve içerisine işte ABCD yazdığımız bu üçgenler aslında subtree, alt ağaçları gösteriyor. X parent'ın seviyesine çıkıp parent sağ çocuk olunca X'in sağ tarafındaki düğüm veya düğümler, yani orada tek bir düğüm olabilir, birden fazla düğüm olabilir, bir alt ağaç olabilir. Onların tamamı şu C ile temsil ettiğimiz X'ten büyük, P'den küçük olacağı için şuraya geliyor. P'nin sol çocuğu oluyor. Şuraya. Devam edelim. Bir sonraki aşamada X G parent'ın seviyesine çıkacak. Demin G parent'a ne demiştik? 6 demiştik. X'e 7 demiştik. Dolayısıyla 7 yukarı çıkınca 6 küçük olduğu için sol çocuk olacak. Burada da şu B'ye dikkat edin. G parent'tan büyük, X'ten küçük. Dolayısıyla G parent'ın sağ çocuğu oluyor. Şuraya geliyor. Birazdan şuradaki örnekte de bu B ve C subtree'lerin kimlerin çocukları olacağına dair örnekler şurada yapacağız. Şimdi aşağıda bunun simetriği söz konusu. Burada X'e gelirken önce sağa sonra sola gitmiştik. Bu sefer şu aşağıda X'e gelirken şimdi tam tersi önce sola sonra sağa gidiyoruz. Burada da ne olsun? G parent'ımız 8 olsun mesela. Parent 6 olsun. X de 7 olsun. 8, 6, 7 şeklinde numaralandıralım. Daha iyi anlaşılsın. Şimdi X 7,
altının seviyesine çıkınca, şuraya çıkınca 7. 6 küçük olacağı için ne olacak? Sol çocuk olacak. Burada da x'in sol çocuğu p'den büyük, x'ten küçük olacağı için şuraya geliyor. B 6 açı. Devam ediyoruz. G parent'ımız neydi? 8'di. 7, 8'in seviyesine çıkınca 8 sağ çocuk olacak. Şöyle. Şuradaki C'ye bakın. X'ten büyük. G parent'tan küçük. Dolayısıyla şuraya geliyor. Tamam mı arkadaşlar? Soru var mı bu noktaya kadar? Devam edelim. Şimdi zigzagı bitirdik. Zigzag işlemi. Burada da yine birbirinin simetri, iki farklı topoloji söz konusu. Ne diyor? X is left child over left child or right child over right child. Hep aynı yönde ilerliyoruz X'e gelirken. Bakın P mesela G parent'ın sol çocuğu. X de parent'ın sol çocuğu. Şu şekilde hep sola gidiyoruz. Aşağıda simetriğinde de X'e gelirken hep sağa gitmişiz. Birinci versiyonuyla başlayalım. Burada sıra zigzagdan farklı arkadaşlar. Zigzag işleminde önce X parent'ın seviyesine sonra G parent'a çıkıyordu. Burada önce X değil parent G parent'ın seviyesine çıkacak. Yine sayılar verelim. İşte 8, 7, 6 verelim. X bu sefer 6 olsun. Şimdi 7, 8'in seviyesine çıkınca, yani şuraya gelince 7, 8 büyük olduğu için sağ çocuk olacak. Yine burada C 6 ağacına dikkat edin. P'den büyük, G'den küçük şuraya gelecek. Sonra bir sonraki aşamada X P'nin seviyesine çıkılacak. Parent'ın, yani 6, 7'nin seviyesine çıkınca 7 büyük olduğu için sağ çocuk olacak. Burada da X'in sağ çocuğu olan B, X'ten büyük, P'den küçük olduğu için şurada P'nin sol çocuğu oluyor. Simetriğine bakalım. Bu sefer şöyle olsun. 6, 7, 8 şeklinde olsun. G parent'ımız 6, parent'ımız 7, X'imiz de 8. Önce parent. 7, 6'nın seviyesine çıkınca 7 şuraya gelince 6 sol çocuk olacak. Şuradaki B G parent'tan büyük, parent'tan küçük olduğu için şuraya gelecek. Sonra X'imiz 8. Parent'ın seviyesine çıkınca parent 7 idi. Onun sol çocuğu olacak. Burada da C'ye dikkat edin. P'den büyük, X'ten küçük şuraya geliyor. Zigzag işlemi de böyleydi. Son olarak zig işlemi. Burada X is child of the root. Root'un çocuğuymuş X. Dolayısıyla tek bir aşamayla root'a çıkaracağız. Yukarıdakilerde iki aşamalı bir işlem söz konusuydu. Burada root'un çocuğu olduğu için tek seferde root'a çıkarabiliyoruz. Burada da iki simetrik durum söz konusu. X sol çocuk olabilir. Şurada olduğu gibi. Şurada olduğu gibi sağ çocuk olabilir. Yani root'un sol çocuğudur. X veya sağ çocuğudur. Sol çocuğu olduğunda X diyelim işte 7 olsun. Root da 8 olsun. 7 yukarıya çıktığında 8 sağ çocuk olacak. Şuradaki B X'ten büyük, P'den küçük. Şuraya geliyor. Simetriğinde ise şurada P bu sefer 7 olsun, X 8 olsun. İşte 8 yukarı çıktığında 7 sol çocuk olacak. Burada da B, P'den büyük, X'ten küçük şuraya geliyor. Bu şekilde işlemlerimizden bahsettik. Şimdi bir örnek yapacağız. Bu örneğimiz aslında programımızı da açalım bir yandan. Splay Tree ile ilgili. Örnek programımızı açalım. Şöyle. Bu örnek programımızdaki şu verileri ekleyeceğiz. Splay Tree'mize. Şuradaki verileri ekleyeceğiz sırasıyla. 12 ile başlıyoruz. Peşine 2, 10, 6 şeklinde devam ediyor. Şöyle. Evet.
Şimdi bu 12 ekleme kısmını hızlı geçmiş. Çünkü 12 eklenen ilk veri aynı zamanda root'ta olacağı için herhangi bir splay işlemi gerekmiyor 12 için. Peşine 2 eklerken splay işlemi gerekecek. Hangi splay işlemi gerekecek? Zig işlemi gerekecek. Çünkü 2'yi tek seferde tek işlemle root'a çıkarabiliyoruz. 12 2 bizim x'imiz dolayısıyla babası da 12 de parent'ımız. X'i yani 2'yi 12'nin seviyesine root'a çıkardığımızda 12 büyük olduğu için 2'nin sağ çocuğu olacak şöyle. Gayet kolay. Peşine kimi ekliyormuşuz? Onu ekliyormuşuz. Onu eklerken önce klasik ağaç mantığına göre işte küçükse sola, büyükse sağa mantığına göre ekledikten sonra splay işlemlerine işte zigzag, zigzag, splay işlemlerine başlıyorduk. Şimdi onu eklerken 2'den büyük, 12'den küçük olduğu için şuraya ekledik. Şimdi zigzag işlemini uygulayacağız. Neden? Ona gelirken önce bir sağa gitmişiz, sonra sola gitmişiz. Topoloji zigzag işlemi yapmamızı gerektiriyor. Onu x ile göstermişiz. İşte 12'yi p ile, parent'ın p'si, 2'yi de g parent'ın g'si ile göstermişiz. Önce ne yapıyoruz? Parent'ın seviyesine çıkarıyoruz onu şuraya. 12 büyük olduğu için sağ çocuk oluyor şöyle. Sonra g parent'ın seviyesine, 2'nin seviyesine çıkarıyoruz onu. 2 küçük olduğu için sol çocuk oluyor. Ne yaptık? Root'a kadar çıkardık. Başka bir işlem yapmamıza gerek yok. Sonra kimi eklemişiz? 6'yı eklemişiz şurada. Nasıl? 10'dan küçük, 2'den büyük. Şuraya eklemişiz. Yine 6'ya gelirken bir zigzag söz konusu. Şöyle. Önce ne yapacağız? Parent'ın seviyesine, 2'nin seviyesine çıkaracağız. 2 sol çocuk olacak şurada. Sonra onun seviyesine çıkaracağız 6'yı. 10 sağ çocuk olacak şöyle. 6'yı da yine root'a çıkardık. Yeni bir veri ekleyebiliriz. Kimi ekliyormuşuz? 4'ü ekliyormuşuz şurada. 4'ü de eklerken 6'dan küçük, 2'den büyük. Yine 4'e gelirken bir zigzag işlemi var. Önce ne yapacağız? 2'nin seviyesine çıkaracağız. 2 sol çocuk olacak. Şöyle şurası. 4 2'nin seviyesine çıktık. 2 sol çocuk oldu. Sonra 6'nın seviyesine çıkaracağız. Şöyle 6 sağ çocuk olacak. 4'ü de root'a çıkardık arkadaşlar. Sırada kim var? 8. 4'ten büyük, 6'dan büyük, 10'dan küçük şuraya ekledik. 8'e gelirken de dedesi 6, babası 10. Yani yine bir zigzag söz konusu. Önce sağa sonra sola gitmişiz. 8'i eklerken veya ekledikten sonra 8'in babası dedesi bu durumda topolojik olarak. Yine önce parent'ın seviyesine çıkıyor. 8 şuraya, 10'un seviyesine çıkıyor. 10 sağ çocuk oluyor şöyle. Sonra 8 6'nın seviyesine çıkacak. Şuradaki 6'nın seviyesine çıkıyor. Bakın şurada. 6 ne oluyor? Küçük olduğu için sol çocuk oluyor. Root'a çıkmadı henüz 8. Root'a çıkmak için bir işlem daha gerekiyor. Zig işlemi. Root'ta kim var? 4. 8'den küçük olduğu için 4 sol çocuk oluyor. Bakın 8 root'a çıktı. Şurası. 4 de sol çocuk oldu. Şimdi burada dikkat edin. 4 sol çocuk olunca 8'in daha önceden olan sol çocuğu kim o? 6. Ne oluyor? 4'ün sağ çocuğu oluyor. Demin bununla ilgili bir şurada anlatmıştık. Splay işlemlerini anlatırken. Şurası. Root'a çıkarken şuradaki B ağacına dikkat edin. Şuradaki X G parent'ın seviyesine çıkarken B ne oluyordu? G parent'ın sağ çocuğu oluyordu. Burada da benzeri bir şey söz konusu. 8. Ha, bu aslında zig işlemi. Zig işleminde de şöyle aşağı inelim. Benzeri söz konusu. Ya şu zigzagın ikinci aşaması mıydı? Yok, zig işlemiydi. Tamam. Yani benzeri şeyler söz konusu. Şuradaki topolojik olarak X nerede, P nerede?
x sağda. Dolayısıyla şu. Yani burada x p'nin seviyesine çıktığında x'in sol çocuğu olan, subtree olan b, p'nin sağ çocuğu oluyordu zig işleminde. Burada da 8 root'a çıktığında root yani 4 onun sol çocuğu oluyor. 8'in önceki sol çocuğu olan 6, 4'ün sağ çocuğu oluyor. Şuradaki B6 ağacında olduğu gibi. Devam edelim. Şimdi sırada kim var? 8'den sonra şöyle 5. 5'e eklerken 8'den küçük, 4'ten büyük, 6'dan küçük şuraya eklemişiz. Yine zikzak yapacağız. Önce 6'nın seviyesine çıkacak şurası. 6 sağ çocuk olacak. Bu arada soru mu var? Bakalım. Amaç. Evet evet. X'i root'a kadar çıkarıyoruz Doğukan. Siple işlemleriyle root'a kadar çıkarıyoruz. Bunun avantajı ne? Belki ondan bahsetmedik. Bu siple işlemleri ağacı dengeliyor. Siple işlemlerini yaparak o yeni eklediğimiz veriyi root'a çıkararak ağacı daha dengeli hale getiriyoruz. Avantajı bu. Devam edelim. Şimdi kimden devam ediyorduk? 5'ten devam ediyorduk. Zikzak yapacağımızı söylemiştik. Dolayısıyla önce 6'nın seviyesine çıkıyor. 5, 6 sağ çocuk oluyor. Sonra 4'ün seviyesine çıkıyor şurası. 4 sol çocuk oluyor. Şöyle. Devam ediyoruz. Şimdi root'a çıkması için 5'in zig işlemi olması lazım. Yine burada da dikkat edin. Şu 5'in sağ çocuğuna dikkat edin. 5 root'a çıkınca 8 sağ çocuğu oluyor 5'in. 5'in önceki sağ çocuğu olan 6 da kimin? 8'in sol çocuğu oluyor. Neredeki gibi? Şu yukarıdaki gibi. Şuradaki B6 ağacına bakın. X'ten büyük, P'den küçük olduğu için P'nin sol çocuğu oluyor. Burada da 6, 5'ten büyük, 6'dan küçük. 5'i root'a çıkardığımızda 8'in sol çocuğu yaptık. Sırada kim var? 9. 5'ten büyük, 8'den büyük, 10'dan küçük. Şuraya ekledik 9'u. Yine zikzak yapacağız. Önce 10'un seviyesine çıkacak. 10 sağ çocuk olacak. Şöyle. Şuradayız. 9 10'un seviyesine çıktı. 10 sağ çocuk oldu. Şimdi 8'in seviyesine çıkacak şuraya. 8 sol çocuk olacak. Son bir işlem. Zig işlemi yaparken root'a çıkacak. Önceki sol çocuklar 8 ve 6'da ne olacak? Eski root'un 5'in sağ çocukları olacak. Şöyle. 9'u da bitirdik. Sırada 1 varmış. Şöyle. 1'i eklerken işte bunların hepsinden küçük şuraya ekledik. Nihayet zigzagdan farklı bir işlem. Zigzag veya zig işlemleri yaptık bu noktaya kadar. Şimdi zigzag işlemi yapacağız. 1 için. Zigzag işleminde hatırlayın önce parent, gparent'ın seviyesine çıkıyordu. Dolayısıyla 2, 4'ün seviyesine çıkacak şöyle. 4 ne olacak? Sağ çocuk olacak şöyle. Sonra 1, 2'nin seviyesine çıkacak. 2 sağ çocuk olacak. Bakalım. Şurası. 1, 2'nin seviyesine çıktı. 2 sağ çocuk oldu. Şimdi yeni durumda tekrar zigzag yapacağız. Yani 1'e gelirken 9'dan itibaren hep sola gitmişiz. Parent'ımız 5, gparent'ımız 9. Yeni bir zigzag'e başlıyoruz. Önce 5, yani parent 9'un seviyesine çıkacak. Şurası 9 sağ çocuk olacak. Yine burada dikkat edin. 5'in sağ çocuğu, sağ alt ağacı daha doğrusu. 8 ve 6, 9'un sol çocuğu oldu. Bitti mi işimiz? Bitmedi. 1'i 5'in seviyesine çıkaracağız. 1 şuraya 5'in seviyesine çıktığında 5 ne olacak arkadaşlar? Sağ çocuk olacak. Yine dikkat edin. 1'in önceki sağ alt ağacı 2 ve 4, 5'in
sol alt ağacı oluyor. Biri de root'a çıkardık. Şimdi sırada kim var? 13 var arkadaşlar. 13 de buradakilerin hepsinden büyük olduğu için en sağa, en aşağıya eklemişiz. Yine zigzag yapacağız. Önce parent'ımız 12, onun seviyesine çıkacak. 10 sol çocuk olacak. Şöyle şurası. 10 sol çocuk oldu. X'imiz 13'tü. 13, 12'nin seviyesine çıkacak. Şöyle 12 sol çocuk olacak. Bitti mi? Bitmedi. X'i yani 13'ü root'a kadar çıkarmamız lazım. X'e gelirken yine 5, 9, 13 sürekli sağa gitmişiz. Zigzag yapacağız. Önce 9, 5'in seviyesine çıkacak. Şöyle 5 sol çocuk olacak. 9'un önceki sol çocukları, sol alt ağacı 8 ve 6, 5'in sağ çocuğu olacak. Devam ediyoruz. Bu sefer X'imiz, 13'ümüz 9'un seviyesine çıkacak. Şuraya gelecek 13. Şöyle 13 sol çocuk olacak. 13'ün önceki sol çocukları, sol alt ağacı 12 ve 10, 9'un sağ alt ağacı olacak. Son bir işlem gerekiyor. Zig işlemi root'a çıkarmak için. 13 root'a çıktığında 1, 13'ün sol çocuğu olacak. Şimdi dikkat edin, burası biraz karışık. Önce konuşalım. Şurada 13 root'a çıktığında 1, 13'ün sol çocuğu olacak. 13'ün önceki sol alt ağacı 9 ve aşağısı, 9 ve aşağısı şuradaki 9 ve altındaki bütün düğümlerin tamamı 1'in sağ çocuğu olacak. Dikkat edin şimdi. 13'ü root'a çıkardık. 1 onun sol çocuğu oldu. 9 ve aşağısının tamamı 1'in sağ alt ağacı oldu. Evet, son olarak 7 ekleyeceğiz. Arkadaşlar 7 ekledikten sonra program üzerinde de programımızda satır satır koşup programda da hangi satırların koştuğunu göstereceğiz. Önce yine anlatalım. 7'nin eklenişini. 7 eklerken 13'ten küçük, 1'den büyük, 9'dan küçük, 5'ten büyük, 8'den küçük, 6'dan büyük. Şuraya ekledik 7'yi. Şimdi zikzak yapacağız. Önce 6'nın seviyesine çıkıyor 7. Şurada olduğu gibi 6 sol çocuk oluyor. Birinci aşamaydı bu. Sonra 8'in seviyesine çıkıyor. 8 sağ çocuk oluyor şöyle. Sonra yine zigzag yapacağız. Şöyle 9, 5, 7 şeklinde dede ve baba. Sonra da 7'miz. Önce 5'in seviyesine çıkacak. 5 sol çocuk olacak. Şuradaki 6, 5'in sağ çocuğu olacak. Şöyle. 5'in seviyesine çıktı. 5 sol çocuk oldu. 6, 5'in sağ çocuğu oldu. Sonra 9'un seviyesine çıkacak. Şöyle. 9 sağ çocuk olacak. Önceki sağ çocuk olan 8, 9'un sol çocuğu olacak. Yine bir zigzag daha yapacağız. Root'a çıkarırken 7'yi. Önce 1'in seviyesine çıkacak. Şöyle 1 sol çocuk olacak. Önceki sol alt ağaç, şu 5 ve aşağısı, 5, 2, 4, 6 bu düğümlerin tamamı, bu 4 düğüm 1'in sağ çocuğu olacak. Ve son aşama, root'a çıkaracağız 7'yi. Burada da dikkat edin. 13 sağ çocuk olacak. Önceki sağ alt ağaç 9 ve aşağısı 9, 8, 12, 10 düğümleri 13'ün sol alt ağacı oluyor. Bu şekilde verilerimizi ekledik. En son elde ettiğimiz splay tree böyle bir şey. Var mı bu noktaya kadar merak ettiğiniz bir şey? Şimdi birazdan programda da şuraya breakpoint koymuşuz. 7'nin eklenişini satır satır programımızı koşup anlatacağız. Evet, soru yok herhalde. Başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi 7'nin eklenişini anlatmaya başlıyoruz. Şurası. Programımızı konuşalım.
Aslında şu şekille birlikte ikisini aynı anda göstersek daha iyi olur. Şöyle biraz küçültelim. Gidin nerede? Ha, şurada ekleniyor gibi. İlk durumumuz şu. Şimdi biraz sola alalım. Kodumuzu da görelim. Evet arkadaşlar, ne diyoruz? F11. F11 ile birlikte addNode'muş fonksiyonumuzun adı. addNode fonksiyonumuzun başına geldik. P başlangıçta root'a işaret ediyor. Dolayısıyla 13 işaret ediyor. E değerimiz de 7. 7'yi eklemek istiyoruz. Ağaç boşsa, yani o demin hani 12'yi eklerken 12'yi root yapıp return yapıyorduk. Yapıyoruz daha doğrusu. İlk veriyi eklerken split işlemine gerek yok. Sonra şuradaki while döngüsü binary tree'den bildiğiniz bir koda sahip. Ne yapıyor? Küçükse sola, büyükse sağ mantığına göre 7 için uygun yeri bulup ekliyor. Burayı hızlı geçiyorum. Burası zaten bildiğiniz bir şey. Buradaki döngülerle birlikte işte 13'ten itibaren işte sola sağ sola sağ şeklinde en son altının sağ çocuğu olarak 7'yi ekliyor. Burayı hızlı geçiyorum. En son yine bir kontrol ederiz doğru eklemiş mi diye. Evet. Şimdi bakalım. Ninodumuz 7. Şöyle. Ninodumuz 7. Mesela babası, parent'ı kim? 6. İşte soldaki ağaca bakın. Soldaki şekle bakın. Babası 6. 6'nın babası 8. Güzel. 8'in sol çocuğu 6. 6'nın sağ çocuğu da 7. Dolayısıyla doğru bir şekilde eklemişiz. Şimdi buradaki değişkenlerimiz, ninodumuz şuradaki x'e karşılık geliyor. 7'ye işaret ediyor new node pointer'ımız. Şuradaki parent pointer'ımız şuradaki işte p'ye karşılık geliyor. Parent dolayısıyla 6'ya işaret ediyor. Şöyle. Gparent'ımız da kime işaret edecek? Gparent'ımız da şimdilik 8'e işaret ediyor. Şimdi split işlemlerine başlıyoruz. Şuradaki while döngüsünde penaltının aldan farklı olduğu müddetçe yani root olana kadar anlamında. Şuradaki if'lerle birlikte işte zigzag mı yapacağız, zigzag mi yapacağız, zig mi yapacağız ona karar veriyoruz. Örneğin şuradaki if'te ne demiş? Ninod'un parent'ı root mu? Ninod'un parent'ı root'sa yani zig işlemi mi yapacağız? Hayır. Şimdi zigzagda iki simetrik durum söz konusuydu. Şurada new node parent'ının right child mı, sağ çocuğu mu? Evet. X parent'ın sağ çocuğu. Parent da yani şurası. G parent'ın left'i mi? Evet. Parent da G parent'ın left'i. Yani şuradaki if true. Bunun simetriği şurası. Ama bizim şuradaki şu birinci ifimiz true. Gireceğiz içeriye. Girdik. Şimdi ninodun left'i null'dan farklı mı? Şu an için öyle değil. Yani 7'nin şu an çocuğu yok ama ilerleyen aşamalarda şurada olduğu gibi 7'nin çocuğu olacak. Şimdilik 7'nin çocuğu yok. Şuradaki if kısmı şu an için false. Bir sonraki döngüde true olacak. Buraya şimdi atlıyoruz. Şuradayız. 7'nin çocuğu yoksa parent'ın right'ı yani 8'in 6'nın right'ı null olsun diyor. Bir sonraki şekilde bakarsanız şurada 6'nın sağ çocuğu olmayacak. 7'nin sol çocuğu olunca 6. O yüzden şuradaki ifade söz konusu parent'ın right'ı null olsun. Yani şu demek 6'nın right'ı null olsun şu. Şimdi 128 ve 129. satırlarda ne yapacak? Ninod'un left'ini parent yapacak. Yani şu soldaki şekli geçelim. Şu.
6, 7'nin sol çocuğu olacak arkadaşlar. Bakalım. Şurası. Benzeri şekilde 6'nın babası da 7 olacak. Şu iki satır koştuğumda şöyle. 7'nin sol çocuğu 6 olacak. 6'nın babası da 7 olacak. Benzeri şekilde 7 7'nin babası kim olacak artık? 8 olacak. Bir önceki şekilde 7'nin babası 6 idi. Şurası. Artık 7'nin babası kim olacak? 8 olacak. G parent'ın left'i olacak. New node yani. G parent kim? 8. 8'in left'i olacak. New node'un parent'ı da 7'nin babası da 8 olacak. Şöyle bakalım. 8'in left'i 7 oldu. 7'nin babası da şurası 8 oldu. Şimdi biz birinci aşamayı yaptık. Birinci aşamayı yaptık şu. X'imiz parent'ın seviyesine çıktı. Yani 7 6'nın seviyesine çıktı. Şimdi ikinci aşamada ne olacak? 8'in seviyesine çıkacak. Şöyle ilgili şeklimiz şurada bir yerde. Evet. Birazcık daha büyüteyim. Şurası. Ha şu sağ taraftaymış. Pardon. Sağ taraftaymış. İkinci aşamada 8'in seviyesine çıkacak. Şuraya çıkacak. 7. 8'de sol çocuk, sağ çocuk olacak. Şöyle şuraya alalım. Dolayısıyla şurası. 7. 8'in seviyesine çıkacak. 8'de sağ çocuk olacak. Yediye 8'in seviyesine çıkarken 7'nin sağ çocuğu var mı? Şuradan bakın yok. Dolayısıyla şuradaki if şimdilik false. Bir sonraki döngülerde true olabilir. G parent left'ini null yap. Yani 8'in left'ini null yap. G parent'ımız 8'di. Şöyle. Neden? Daha önceden 8'in left'i 7 idi. Şimdi buraya da bakın. 8'in left'i yok. Null yapıyoruz. Şöyle biraz aşağı alalım. Yukarı alalım. Nino'nun parent'ı G parent'ın parent'ı. Yani 7'nin babası kim olacak? G parent. 8'in babası olacak. Kim 8'in babası? Şu bir önceki şekilde. Şurada 8'in babası kim? 5. Dolayısıyla 7'nin babası 5 olacak. Şurada göstereyim. 8'in babası 5. Kimin babası olacak? Aynı zamanda şu satırı koştuğumuzda 7'nin babası olacak. Şöyle. 7'nin babası 5 olacak. Şimdi burada bir satır eksik arkadaşlar. Aşağıda bir yerde onu setlemişiz. Şurada bir yerde setlemişiz. Şurası. Şurada da açıklaması var. Şu kod bloğu birçok yerde tekrar ediyor. Şurada satır numaraları var. 4 kere tekrar etmesin diye aşağı bir yere yazmışız. Burada yapılan işlem şurada 5'i 7'nin babası yaptık ama 5'in sağ çocuğu henüz 7 değil. Arkadaşlar burada o işlem yapılacak birazdan. Orayı şimdilik şurada atlıyoruz. Yani kastettiğim şu. 7'nin babası 5 ama 5'in sağ çocuğu hala 8. 5'in sağ çocuğunu 7 yapan kod aşağıda. Birazdan onu koşacağız. Şimdi ne kaldı geriye? Nino'dun right'i gparent. Yani 8'i 7'nin sağ çocuğu yapmadık henüz. Onu yapacağız. 8 7'nin sağ çocuğu olacak. Benzeri şekilde 8'in babası da 7 olacak. Şöyle. 7'nin sağ çocuğu 8 oldu. 8'in babası 7 oldu. Eksik olan ne? 5'in sağ çocuğu yani 7'nin babası 5'in sağ çocuğu hala 8. Ne olması lazım? Şuradaki şekilden de gördüğünüz gibi 5'in sağ çocuğu 7 olması lazım. Şimdi onu yapacağız. Şuradaki else ile birlikte. Şurada gerekli açıklamalar var.
Ninon G parent'ın nesi? Yani bizim için şu anki örneğimizde 7 G parent 5 burada yani ne kadar P gibi görünüyor ama bir sonraki aşama için o. Bir önceki aşamada bizim G parent'ımız her şey 8'in G parent'ın parent'ını özür diliyorum. Şurada G parent'ın parent'ı yani G parent 8'in parent'ı 5'in nesi manasında. Tamam. Dolayısıyla şurada onu yapacağız. Ninod'un elem değeri 7. Ninod'un parent'ı 5. 5'in elem değerinden küçük mü? Hayır. Else kısmı konuşacak. Ninod'un parent'ının right'ı yani 5'in right'ı artık Ninod oluyor. Eksik olan kısmı da tamamladık. Yani şu 5'in sağ çocuğu demin 8'di artık 7 oldu. Şimdi bir sonraki döngüye geçerken şuradaki şu x, p ve g'ler aslında bir sonraki döngü için setlenmiştir. Bu 7'yi şu anki seviyesine çıkarırken ki x, p ve g'ler şunlardı. Şuradaki x, p ve g'ler bir sonraki döngü öncesi durum. Dolayısıyla ninodumuz hala 7'ye işaret edecek. O hiçbir zaman değişmiyor. Root'a çıkana kadar. P ve G'ler değişecek bir sonraki döngü öncesi. Mesela P demin neydi? 6'ydı. Şimdi ne olacak P? Şöyle. 5 olacak. Neden? Ninod'un parent artık 5. Şöyle. Şu iki satırı koşalım. G parent ne olacak? 9 olacak. Bakalım. Parent'ımız 5. G parent'ımız da 9. Şimdi bir sonraki döngüye geçiyoruz arkadaşlar. Var mı soru? Yine zikzak yapacağız. E, 7 5'in seviyesine çıkacak. 5 7'nin sol çocuğu olacak. Şu 6 da 5'in sağ çocuğu olacak. Bakalım şimdi. Şöyle döngümüzün başına gidelim. Zig işlemi yapacağız. Hayır. Şimdi mevcut topoloji deminkiyle aynı sanki. X parent'ın right'ı mı? Evet. 5 şey 7 5'in sağ çocuğu. Parent yani 5 de G parent 9'un sol çocuğu. Evet. Yani true gireceğiz içeriye. Şimdi demin şuradaki if false'du. Ninod'un left'i null'dan farklı mıydı? Değildi yani null'dı. Şimdi Ninod'un left'i 6 var. Yani null değil. 6 ne olacak? 5'in sağ çocuğu olacak. 5 kim? Ninod'un parent. Şurada olduğu gibi. 5'in neyi olacak? Sağ çocuğu olacak. Parent'ın right'ı Ninod'un left'i. Şurada gördüğünüz gibi Ninod'un left'i 6. Parent'ın right'ı olacak. Benzeri şekilde 6'nın babası da 5 olacak. Şöyle bakalım şimdi. 5'in parent'ımız 5'in sağ çocuğu şurası. Artık 7 değil. Kim? 6. 6'nın babası da 5. Ne kaldı geriye? 5 7'nin sol çocuğu olacak. 7 de 9'un sol çocuğu olacak. Şuradaki 4 satır onu yapacak arkadaşlar. Önce 5 7'nin sol çocuğu oluyor. Şu iki satırı koşunca. Ninod'un left'i parent. Dolayısıyla 7'nin sol çocuğu 5 oldu. İşte 5'in babası 7 oldu falan. G parent kim? 9. 9'un left'i Ninod. Yani 9'un left'i olacak 7. 7'nin babası 9 olacak. Şöyle. 9'un left'i 7 oldu. 7'nin babası 9. Birinci aşamayı bitirdik. Şöyle. Dolayısıyla şöyle. Şu şekil.
şu şekli elde ettik. 5, 7'nin sol çocuğu oldu. 6, 5'in sağ çocuğu oldu. 7 de 9'un sol çocuğu oldu. Şimdi ikinci aşamada ne olacak nodumuz? G parent'ın seviyesine çıkacak. 9'un seviyesine çıkacak. 9 da 7'nin sağ çocuğu olacak. 7'nin daha önceki sağ çocuğu olan 8 de 9'un sol çocuğu olacak. Tamam. Tekrar edecek olursak 7 G parent 9'un seviyesine çıkacak. 9 sağ çocuk olacak. Şöyle şurası. 9'un seviyesine çıktı. 9 sağ çocuk oldu. 7'nin önceki sağ çocuğu olan 8 de 9'un sol çocuğu oldu. Önce onu test ediyoruz zaten. Nino'dun right'ı null'dan farklıymış. Önceki şekle bakalım. Şurası. 7'nin right'ı null'dan farklı mı? Farklı. 8 var orada. Ne olacak 8 bir sonraki şekilde? 9'un sol çocuğu olacak. Dikkat edin şimdi. Ne yazıyor bakın. G parent'ın left'i. 9'un left'i. Nino'dun right'ı. Nino'dun right'ı daha önceden kimdi? 8'di şurada. Ne olacak? G parent'ın 9'un left'i olacak. Şu satır koştuğunda benzeri şekilde 8'in babası da 9 olacak. Dolayısıyla şöyle bakalım. 9'un left'i 8 oldu. 8'in babası da 9. Sonra Nino'dun parent'ı 7'nin babası G parent'ın parent'ı. Şöyle soldan bakalım gene. 9'un babası kim? 1. Dolayısıyla 7'nin babası da 1 olacak. Yine burada bir satır eksik arkadaşlar. Şöyle koşalım. Eksik olan ne? 7'nin babası 1 ama 1'in sağ çocuğu hala 9. Şuradaki şekilde kaç olması lazım? 7 olması lazım. O aşağıdaki kod, şuradaki kod birazdan yine koşacak. 1'in sağ çocuğunu 7 yapacak. Geri gelelim. Evet. Şurada ne kaldı geriye? 9, 7'nin sağ çocuğu olacaktı. Onu yapacağız. Nino'dun right'i G parent. Yani 9 olacak. Benzer şekilde G parent'ın parent'ı da Nino. Yani 7 olacak. Şöyle 7'nin sağ çocuğu 9 oldu. 9'un babası artık 7 oldu. Şimdi ne kaldı geriye? 1'in sağ çocuğu yapacağız. 7'ye o kaldı. Şurası. Nino'dun elem değeri, Nino'dun parent'ı 1'in 1'den küçük mü? Hayır. Else kısmı koşacak. Nino'dun parent'ı yani 1'in right'ı Nino. 1'in sağ çocuğu 7 olacak. Bakalım şöyle. 1'in parent'i 7, 7'nin parent'i 1, 1'in sağ çocuğu da 7 olarak setledik. Bitti mi? Bitmedi. Bir sonraki aşama öncesi, şurada X'ler, P'ler zaten yazılmış. Son bir zigzag işlemi daha yapıp nihayet X'i 7'yi root'a çıkaracağız. Şöyle iki tane daha şeklimiz kaldı. Şuradaki zigzag işlemlerine dair. Öncesinde parent ve g parent'larımızı güncellememiz lazım. Yani şu an parent 5 diyor, g parent 9 diyor ama ne olması lazım? Parent 1 olması lazım, g parent da 13 olması lazım. Onları güncelleyelim. Bakalım şimdi. Parent'ımız 1 oldu. G parent'ımız da şöyle 13 oldu. Bir sonraki döngü öncesi. Şimdi döngünün başına gidiyoruz. Şöyle. Evet. Son zigzag işlemimizle 7'yi nihayet root'a çıkaracağız. Şimdi bakalım. Zig işlemi mi yapacağız? Hayır. Topoloji yine aynı denk geldi. New node parent'ın right'ı. Parent da g parent'ın left. Yani true. Girdik içeriye. Şimdi birinci aşamada ne olacak? 7 1'in seviyesine çıkacak. 1 sol çocuk olacak. 7'nin önceki sol alt ağacı şu 5 ve aşağısı 5, 2, 6, 4 bunların tamamı 1'in sağ çocuğu olacak. Şöyle. Tekrar edecek olursak
7 yukarı çıkacak, 1 sol çocuk olacak. 7'nin önceki sol alt ağacı da 1'in sağ alt ağacı olacak. Şöyle. 7 yukarı çıktı, 1 sol çocuk oldu. 5 ve aşağısı 1'in sağ alt ağacı oldu. Şimdi bakalım kodda bunu nasıl yapacağız. Nino'nun left'in aldan farklı mı? 7'nin sol çocuğu var mı? Evet, 5 ve aşağısını kastediyoruz. Ne olacak o? 1'in sağ çocuğu olacak şuradaki if code bloğu ile birlikte. Şimdi parent'ın right'ı, parent kim? 1. 1'in sağ çocuğu kim olacak? Şu 5 ve aşağısı olacak. Nino'nun left'i. Yani şurada Nino'nun left'i. 7'nin left'i kim? 5 ve aşağısı. 1'in right'ı olacak. Bakalım. Şöyle. Bakın 1'in right'ı kim oldu? Bakın 1'in right'ı 5 oldu. Aşağıya doğru işte 5'in left'i 2, 5'in right'ı 6. Öyle aşağı doğru devam edeceğim. Dolayısıyla 7'nin sol alt ağacı 1'in sağ alt ağacı oldu. Şimdi 1 de ne olacak? 7'nin sol çocuğu olacak. Şuradaki iki satır onu yapacak. 1 7'nin sol çocuğu oldu. Şöyle. 1 babası 7 falan. Sonra 7 13'ün sol çocuğu olacak. Şuradaki G parent. 13'ün sol çocuğu önceden 1'di. Şimdi kim olacak? 7 olacak. Şöyle. 13'ün sol çocuğu 7 oldu. İşte 7'nin babası 13. Birinci aşamayı bitirdik. Şimdi ikinci aşamaya geçeceğiz. İkinci aşamada 7 13'ün seviyesine yani root'a çıkacak nihayet. 7 root'a çıktığında 13 eski root'umuz 7'nin sağ çocuğu olacak. 7'nin eski sağ alt ağacı 9 ve aşağısı 13'ün sol çocuğu olacak. Şöyle. Önce onu kontrol ediyoruz. Nino'nun right'ı null'dan farklı mı şurası? Yani 9 ve aşağısını kontrol ediyoruz. Var mı diye. Var. Kim olacak 9 ve aşağısı? G parent'ımız yani 13'ün. 13 bizim G parent'ımızdı. 13'ün sol çocuğu olacak. 9 ve aşağısı. Koşalım. Şöyle. G parent 13'ün left'i 9 ve aşağısındaki düğümler. İşte 9'un left'i 28, 9'un right'ı 12, 12'nin left'i 10 falan. Sonra Nino'nun parent'ı G parent'ın parent olacak. Yani burada bizim için gerçi Nino'nun artık root'a çıktı. 7'miz root'a çıktı. Artık ne olacak? Null olacak. Çünkü G parent yani eski root'umuz 13'ün babası yoktu. Parent'ın null. Şuradan görüyorsunuz. Dolayısıyla 7 de root'a çıktığı için artık 7'nin de babası null olacak. Çünkü biliyorsunuz ikili ağaçlarda root'un babası olmaz. Root'un babası null'dır. Şurası. Yani bir düğümün root düğüm olduğunun en önemli göstergesi bu. Babasının null olması, babasının olmaması. Dolayısıyla Nino'nun parent'ını null yaptık. Ne kaldı geriye? Nino'nun right'ını G parent yapacağız. Yani 13, 7'nin sağ çocuğu olacak. 13'ün babası da 7 olacak. Benzeri şekilde şöyle. 7'nin sağ çocuğu 13 oldu. 13'ün babası da 7 oldu. Şimdi aslında biz işlemimizi bitirdik. Döngüden çıkabiliriz. Bakın burada Nino'nun root'a çıkıp çıkmadığı da test ediliyor. Nino'nun parent'ı null mı? Evet. 7'nin parent'ı null. Şuradan tekrar bakalım. Şöyle. Yani root oldu artık. Root eşittir Nino. Dolayısıyla bir sonraki döngüye girmeyeceğiz artık. Neden? Nino'nun parent'ın null'dan farklı mı? Hayır. Yani Nino root'tan farklı mı? Root'a henüz çıkmamış mı? Hayır, çıktı. Root oldu. Parent'ın null. O yüzden artık while döngümüze girmeyeceğiz. Fonksiyonun sonuna geldik. Buradan main'e return yapacağız. Bu şekilde arkadaşlar 7'nin eklenişini de satır satır gösterdik.
Burada tesadüfen hep zikzak ve zik işlemleri bizim karşımıza. Zik de çıkmadı galiba. Sadece zikzak işlemi denk geldi. Diğer şuradaki sayılardan içerisinde zigzag ve zig işlemi olanları da siz kendiniz hani benim yaptığım gibi breakpoint koyup adım adım koşarak şuradaki soldaki şekillerle de karşılaştırarak pointerlar birbirlerine nasıl bağlanıyor, kim kimin çocuğu oluyor, kim kimin babası oluyor falan o şekilde test edersiniz arkadaşlar siz de. Splatter ile ilgili var mı arkadaşlar sormak istediğiniz bir şey? Tabii biz burada sadece şeyi anlattık. Şöyle. Add nodu anlattık. Delete nodu anlatmadık. Delete node olarak arkadaşlar Binary Tree'deki delete nodun aynısını koydum buraya. İşte orada çocuklu düğüm silerken iki yaklaşım vardı hatırlayın. Parantez içerisinde diğer yaklaşım da olabilirdi demişim. Bunlardan sadece birini koydum buraya. Kendisinden büyük düğüm, kendisinden büyük en küçük düğümü kendi yerine koy yaklaşıma. Diğer yaklaşım da olabilirdi. Kendisinden küçük en büyük düğüm yaklaşım da olabilirdi. Sadece birini koymuşum ama Jonathan Schuchak'ın videosunu izlemişseniz arkadaşlar orada aslında birebir böyle değil bundan bir tık farklı. Bunu aslında serbest ödev olarak verebiliriz. Jonathan Schuchak'ın videosunu da izlemiş olursunuz bu vesileyle serbest ödev yapmaya meraklı olanlar. Buradaki delete node kodu Splatter'daki gerçek silme işlemini yansıtmıyor. Birazcık daha farklı. O videoyu izleyin. O videoda Jonathan Schuchak bir silme işlemi anlatıyor. Bir örnek üzerinden. Oradaki örneğe bağlı olarak buradaki delete node fonksiyonunu değiştirin arkadaşlar. Bu ödevin de başlığı şu olsun. Maille gönderirken yani yapanlar için diyorum. Şu başlıkla gönderin. Splay tree delete node şeklinde başlığı bu olsun ödevin. Yine benim şu adresime gönderirsiniz. cskatuedu.tr'ye. Bir ödev daha vereceğim arkadaşlar. Splatter ile ilgili bir ödevimiz daha olacak. Bu aslında benim önceki yıllarda sınavlarda sıkça sorduğum bir Splatter soru çeşidi. Şöyle o soruyu açalım. Şu web sayfasından açacaktık. Şuradan. Bu 2016-2017 güz final sınavı. Kaçıncı soruymuş? Şurada. Dördüncü soru arkadaşlar. Şu dördüncü soruda. Burada Splay Tree'nin son hali verilmiş. Şurada sağ tarafta yukarıda. Ve bir tablo verilmiş. Bu tabloda bu Splay Tree'yi oluştururken hangi bu Splay Tree'yi oluştururken hangi adımlar uygulanmış, hangi splay işlemleri uygulandığından bahsediyor. İşte zig işlemi ilk uygulanan, sonra zigzag falan, en son işte şu zigzaka kadar 2, 4, 6, 8 tane splay işlemiyle bu ağaç oluşturulmuş. Ağacın son hali veriliyor ve verilerin hangi sırada eklendiği soruluyor. Soruda verilerin ağaca hangi sırada eklendiğini siz bulun diyor. Yani şu kutucuklardaki sayıları bulmanız isteniyor. Bu tabi cevabını ben şu an görüntülediğim için bu kutucuklar dolu ama soruda bu kutucuklar boş şekilde tabi veriliyor. Sizin şu sayıları bulmanız isteniyor. Şimdi bu kutucuğa ilk eklenecek olan sayı pardon şu sağdan itibaren şöyle
Şu 6 en son eklenen, şu split tree'ye ilk eklenecek olan sayı, şu en sağdaki sayı 4. Neden 4? Arkadaşlar, şuraya neden 4 yazdık? Var mı dersi takip eden? Fikri olan var mı arkadaşlar? Bu şekilde izleyen var mı? Onu da test etmiş olalım. Şu en son eklenen split tree'ye en son eklenen verimiz 4. En son. Neden 4? İlk eklenen de 6. Fikri olan yok mu arkadaşlar? Şu an 8 kişi takip ediyor. Evet, Arafat bir şeyler yazıyor. Süper. Evet. Tebrikler Arafat. Root olduğu için doğru. Arafat doğru söyledi. En son 4 eklendiğini nereden anlıyoruz? Çünkü root'ta 4 var. Süper. Şöyle. Dolayısıyla bunu kafadan biliyoruz. Yani en son 4 eklenmiş. Burada sola doğru diğer hangi verilerin eklendiğini şimdi biz bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Şimdi bulmaya çalışırken de şuradaki tablodaki sıfır işlemlerini dikkate alacağız. Sizin serbest ödeviniz de bu olacak. Birazdan şuradaki şekiller üzerinden bu sorunun çözümünü anlatacağım ama öncesinden bir ön bilgi olarak vereyim. Serbest ödevde size bir splay ağacının son hali verilecek. Verildiğini varsayacaksınız şu şekilde. Ve şu tablonun size verildiğini varsayacaksınız. Siz şuradaki tablodaki işlemleri şu son işlemden itibaren ters sırada bu splay işlemlerini ters sırada yaparak şu root'taki veriyi bu sefer aşağıya doğru indireceksiniz. Normalde splay işlemlerinde şu aşağılarda bir yerde olan düğümü splay işlemleriyle root'a çıkarıyorduk. Ama burada siz tersini yapacaksınız. Aşağı doğru indireceksiniz. Çocuğu olmayan seviyeye kadar indireceksiniz. O anda root'ta kim varsa ondan bir önceki eklenen veri olacak. Şimdi bu şeylerden yardım alalım. Şu splay işlemlerinden. Şu display operations olarak açalım. Oradaki topolojiler bizim işimize yarayacaklar. Şöyle sol tarafı alalım. Bir de şunu alalım. Şöyle. Şunu birazcık daha büyütelim. Şimdi bu tablonun son satırında arkadaşlar zigzag demiş. X sağ, P sol. Yani X babanın sağ çocuğu, P de dedenin, G parent'ın sol çocuğu. Şuradaki topolojilerden hangisine benziyor? Şu. Şu aşağıdakine benziyor. X sağ çocuk, P de sol çocuk şeklinde. Şimdi bizim şuradaki topoloji veya şuraya gelelim. Şu şekle bakın. Bir tık büyütelim. Şu soldaki yukarıdaki şekle bakın. Burada buradaki topoloji şurada en sağdaki şekil olarak bakacağız. Şu en aşağıda en sağdaki şekil. Şura. Bakın şuraya x'in şey 4'ün başına x yazmışız. Şuradaki topolojiyle uyumlu olacak şekilde. 3'ün yanına da p yazmışız bakın. Şurada da 5'in yanına da G yazmışız. Aynı şuradaki topolojiyle uyumlu olacak şekilde. Şimdi geriye doğru ters sırada gideceğiz demiştik. Bu sefer biz sağdan sola doğru gideceğiz. Dolayısıyla sağdan sola giderken şurada G X'in sağ çocuğuydu. Sol tarafta G ne olacak? X'in babası olacak. Yani şurada da olduğu gibi 5
Bakın bir sağ taraftaki şekilde X'in babası olmuş. Gördüğünüz gibi. Sonra şuradaki en soldaki şekilde de bu sefer ne olmuş? X P'nin sağ çocuğu olmuş. Şu ortadaki şekilde G'nin sol çocuğuyken P'nin sağ çocuğu olmuş. Arkadaşlar geliyor mu sesim? Kısa bir şey oldu. Bağlantı kopuklu oldu. Tekrar ekranımı paylaşayım. Tamam. Şu ortaya kadar gelmiştik herhalde. Şu ortaya kadar gelmiştik. Şimdi sol tarafa geçiyoruz. Oradan devam ediyorum. Şöyle. Ne diyorduk? X şu sol taraftaki şekilde P'nin sağ çocuğu olacak demiştik. P'miz kaç? 3. 3'ün sağ çocuğu oldu bak. Yani şu yukarıdaki sağdaki şekilden aşağıdaki soldaki şekilde geçiyoruz. Şuraya geçiyoruz. P'nin sağ çocuğu oldu X'imiz. Şimdi burada dikkat ediyorsanız X'imizin kenarları çizgili şekilde buraya çizilmiş. Neden? Artık onu sileceğiz. Yani 4'ü artık en aşağıya çocuksuz olduğu seviyeye kadar. 4'ün artık çocuğu yoksa artık onu sileceğiz. O anda root'ta kim varsa 4'ten önce eklenen odur. O yüzden şu an root'ta 5 olduğu için şurada 4'ün soluna 5 yazmışız. Yani bundan sonraki aşamalarda x'imiz artık 5 olacak. Şu 4'ü de sileceğiz. Artık 4'te işimiz bitti. Yani 4'ün eklenmeden önceki durumuna bakacağız. O yüzden artık 4 yok. Tamam. Tabloda da bir tane zigzag işlemi yetti. 4 için. Şimdi 5 için aşağıdan yukarıya doğru bakıyoruz. Zigzag işlemi yapacağız. 5 için. Şöyle. Yani zigzigde de bakalım x sağ p sağ. Şurası. Şuradan x sağ p sağ şu şurası x sağ çocuk p de sağ çocuk şöyle. En son topolojiye bakın. Şuradaki şuraya bakın. Şu topolojiye bakın. Şuradaki işte p x'in sol çocuğu g parent'ta p'nin sol çocuğu. Şurada şuradaki topolojiye uyumlu olarak işte 5'in üzerine x yazılmış. İşte 3'ün yanına p, 2'nin yanına g yazılmış. Şuradaki topolojiyle uyumlu olması için. Burada da yine sola doğru giderken ne oluyor? P x'in seviyesine çıkıyor. X sağ çocuk oluyor. Burada kim? 3. 5'in seviyesine çıkacak. 5 sağ çocuk olacak. Şöyle şurası. 3. 5'in seviyesine çıktı. 5 sağ çocuk oldu. Şurada ne oluyor? Grandparent yani 2 P'nin seviyesine, 3'ün seviyesine çıkacak. 3 sağ çocuk olacak. Şu sağ şuradaki şekil 2 grandparent şuradaki gibi 3'ün seviyesine çıkacak. 3 de sağ çocuk olacak. Bir tane zigzag yaptık. Ama henüz 5 5'in çocuğu var. Silinecek duruma gelmedi. Şimdi bir yukarıda ne var? Zigzigten bir yukarıda tekrar zigzig var. Bu sefer x sol p sol demiş. X sol p sol demiş. Şuradayız. Şurası x sol çocuk, p de sol çocuk. Ama son topoloji şöyle. Dolayısıyla ona ait topoloji şu olması lazım. Evet, şu şekilde. X'in yan 5'in yanına X yazılmış, 6'nın yanına P, 8'in yanına da G yazılmış şuralar. Şimdi burada da yine sola doğru gideceğiz arkadaşlar. Ortadaki şekilde bakın P yukarı çıkmış, X sol çocuk olmuş. Yani 6 yukarı çıkacak. Şurada 6 yukarı çıkacak, 5 sol çocuk olacak. Şu ortadaki şekil. Şurası 6 yukarı çıktı, 5 sol çocuk oldu.
Sonra şurada en sol tarafta G yukarı çıkacak. Yani 8. 6 da onun sol çocuğu olacak. Şuradaki şekilde olduğu gibi 8 yukarı çıktı. 6 onun sol çocuğu oldu. X de P'nin sol çocuğu olacak şurada olduğu gibi. Nihayet 5'i artık çocukları yok. En alt seviyeye indi ağaçta. Yine bu kesikli çizgilerle gösterilmiş. Yani 5 gidici arkadaşlar. 5'i sildiğimiz anda yani bir sonraki aşamada 5 bizimle olmayacak. Root'ta kim var? 2. Dolayısıyla şurada 5'ten önce 2 yazıyoruz. 5'ten önce 2 yazıyoruz. Şurada yeni topolojimizde XPG'leri nasıl yerleştiriyoruz? Şurada iki tane zigzag yapmıştık galiba. Şuradayız. Tabloda da yanlış hatırlamıyorsam. Zigzag yapacağız. X sağ, P sol. Yukarı çıkalım. Şurası. X sağ çocuk, P'de sol çocuk. Topolojimizde şurası galiba. Evet. Burada zaten şu sağ tarafa bakın. Şu topolojiyi şuraya uyduruyoruz. Şurada 2'nin üzerine X yazıyoruz. 1'in üzerine P, 3'ün üzerine de G. Şu ortadaki şekilde G yukarı çıkacak. 3. Şuraya bakın. 3 yukarı çıktı. X'imiz sol çocuk oldu. 2. Sonra şurada kim çıkıyor yukarı? G yukarı çıkıyor. G yukarıda. Ha şurası. Şurası X'in seviyesinde P olacak. X sağ çocuk olacak. Dolayısıyla 1 şurada gördüğünüz gibi X'in seviyesine, 2'nin seviyesine çıkacak. 2 sağ çocuk olacak. Nihayet X'imiz de yine çocuksuz olduğu seviyeye indi. Kesikli çizgilerle gösterdik. 2'yi de silebiliriz. 2'yi sildiğimiz anda root'ta kim var? 3 var. Dolayısıyla 2'den önce de 3 eklenmiş. Bir tane zigzag yapmıştık. Şunu yapmıştık. 3 için zig işlemi yapmak yeterli sanıyorum. Şöyle. Şurası. X ve P'lerimizi yerleştirmişiz. Neden? Ne demiş orada çünkü? X sol demiş. Şurası. X sol çocuk manasında. Şu birinci topoloji söz konusu. Şöyle. Yani şurada da zaten şu şekle bakın. X sağına da P yazmışız. Şurada olduğu gibi, şu soldaki şekilde olduğu gibi, sağdaki şekilde de X'in sağına P yazmış. Şimdi ne olacak? P yukarı çıkacak bir önceki şekilde. P yukarı çıkacak. X sol çocuk olacak. Yani 8 yukarı çıkacak. 3 sol çocuk olacak şöyle. Ama bu 3'ü silmemiz için yeterli değil. 3 henüz daha en alt seviyeye inmedi. Zig işleminden başka bir işlem daha lazım. Zigzag lazım. X sağ, P sol. Bakalım. Şurası X sağ, P sol. Tekrar inelim aşağıya. Şuradayız. Şu ortadayız. Şurası. Şu şekilde uyumlu olacak şekilde P'miz kim artık? 1. G parent'ımız 6. Şimdi şu ortadaki şekil elde etmek için G parent'ı yukarıya çıkarıyoruz. 6'yı yukarıya çıkarıyoruz. Bakın şu şekil. Şöyle. X onun sol çocuğu oluyor. Şurayla uyumlu olacak şekilde. En solda da P'miz yani birimiz X'in seviyesine çıkıyor. X de sağ çocuk oluyor. Şurada olduğu gibi. Şimdi nihayet 3'ü silebiliriz arkadaşlar. 3'ü sildiğimiz anda root'ta kim var? 8 var. Dolayısıyla 3'ten önce de 8 eklenmiş şu. En son bir zigzag yapmıştık. Şu zigzag yapmıştık. Evet, iki tane işlemimiz kaldı. Zigzag ve zig işlemlerimiz kaldı. 8 için önce zigzag yapacağız. X sağ, P sağ. Bakalım. Şurası. X sağ ve P sağ. Şurada 8'i bulalım. Şurası X yani 3'ü sildik. Ha şurası, şurası. Şurası arkadaşlar 8'imiz root'ta. Şu topolojiyle de uyumlu.
8'in yanına x yazdık. P'nin 6'nın yanına p yazdık. 1'in yanına da g yazdık. Şurada da göstereyim. 8'in yanına x yazdık. 6'ın yanına p, 1'in yanına da g yazdık. Şimdi ortadaki şekli elde etmek için şuradaki şekli 6'yı yukarıya çıkarıyoruz. Şurada olduğu gibi. Şurada x sağ çocuk olmuş. Burada da x sağ çocuk oluyor. Şuradaki en soldaki topolojide de g yukarı çıkıyor. Yani şuradaki 1 yukarıya çıkıyor. Şöyle. Şuradaki 1 yukarıya çıkıyor. Şurada parent sağ çocuk olmuştu. Şurada da sağ çocuk oluyor. 8 nihayet en alt seviyeye indi. 8'i siliyoruz. 8'i sildiğimiz anda root'ta kim var? 1 var. Dolayısıyla 8'den önce 1 eklenmiş. Ve nihayet son işlemimiz zig işlemiyle birlikte bir en alt seviyeye indireceğiz. Root'ta 6 olacak. Şöyle. Ama şurada zig işlemi için ne demiş? X sol demiş. Dolayısıyla şu x sol. Zaten o şekilden de anlaşılıyor. Şöyle. Burada son halinde x'imiz ve p'miz nedir? X'imiz 1, p'miz 6. Dolayısıyla p'yi yukarıya çıkarıyoruz. 6'yı yukarıya çıkardığımız anda 1 aşağıya iniyor. 1'i sildiğimiz anda da ne oluyor? Root'ta kim kaldı? Sadece 6 kaldı. 6 da demek ki ilk eklenen düğümmüş. Bu şekilde anlaşıldı mı arkadaşlar? Bu şekilde aslında bir de soru da çözmüş olduk. Benzeri bir soru gelirse rahatlıkla yapabilirsiniz. Finalde az kaldım. 2 hafta sonra sanırım finallerde başlıyor. Bizim finali ilk güne mi koymuşlar arkadaşlar? Ayın 25'ine koymuşlar galiba. Bizim final. İlk finallerden biri olacak. Burada bir aynı zamanda bir soru çözdük, hem de bir aslında bu bir serbest ödev dediğim gibi. Burada tabi çeşitli varsayımlar yapabilirsiniz. Şu tablo size bu şekilde de verilebilir. Veya siz kendiniz şu işlemlere değişik rakamlar atayabilirsiniz. Yani şu zig işlemine diyelim 0 verebilirsiniz. Şuna 1 verebilirsiniz. Şuna 2 verebilirsiniz. X'in sol mu sağ mı çocuk olduğunu da yine çeşitli rakamlarla temsil edebilirsin. Veya böyle string de olabilir. Bu bir dosya olur. Bir text dosya olur. İşte splayoperations.txt gibi bir şey olur. Formatını siz kendiniz belirleyin. Buradan splay işlemlerini okuyacaksınız. Ağacın son halini de şöyle düşünebilirsiniz. En son bu ağaçtaki verileri okuyup binary tree'ye ekleyecek şekilde bir binary tree'nin add nodunu koşabilirsiniz. Splay işlemleri öncesi. Şu ağacı elde edecek şekilde. Bu nasıl olur? Mesela şey yapabilirsiniz. Ağaçta diyelim 4 olur. Sonra 3 olur. 5 olur. Bu ağacı daha kolay elde etmeniz için. İşte sonra 2 olur, 6 olur gibi. Yani oradaki verileri okudukça küçükse sola, büyükse sağa mantığıyla şuradaki ağacın aynısını elde etmek için uygun sırada verileri text dosyaya yazabilirsiniz. Küçükse sola, büyükse sağa mantığıyla bir ağacı oluşturursun. Splay işlemi yapmadan. Yani ağacın son halini binary tree mantığına göre verileri okuyup ağaca eklersiniz. Ondan sonra şuradaki tabloya göre splay işlemlerini ters sırada yaparak şu verilerin ekleniş sırasını bulmaya çalışırsınız. Yani bu programın çıktısı şuradaki sayılar olacak. Verilerin hangi sırada eklendiğini programın çıktısı olarak diyelim konsola yazacak. Veriler şu sırada eklenmiştir diyecek. Tamam mı arkadaşlar? Ödev de bu şekildeydi. Dolayısıyla haftaya tek bir konumuz kaldı. 2-3-4 ağacı. Şöyle şurada koşuyormuşum, kapatalım. Haftaya 2-3-4 ağacını işleyeceğiz arkadaşlar. Bununla ilgili de aslında bir ödevimiz olacak haftaya. 2-3-4 ağacında şöyle
Şu fonksiyon eksik. Insert fonksiyonumuz var. Yani sıfırdan bir 2 3 4 ağacı nasıl oluşturulur? Onu hem şey yapacağız, örnekle anlatacağız, hem de fırsat olursa kod üzerinde de göstereceğiz. Remove fonksiyonu, düğüm silme fonksiyonu, delete node fonksiyonu, burada remove demişiz. Yok, onu serbest ödev olarak vereceğiz. Algoritması burada var ama kodu yok. O da yine serbest ödev olacak. Fırsat kalırsa da B3'den de kısaca bahsetmeye çalışacağım. Bu şekilde haftaya dönemi bitireceğiz inşallah. Bugünkü konuyla ilgili, Splay3 ile ilgili varsa sorunuz alabiliriz. Yoksa bitirebiliriz bugün. Ha, Splay3 ile ilgili ödev de şu olsun. Ödevin başlığı backward Splay3 olsun. Çünkü şey yapıyorsunuz. Ters sırada splay işlemlerini yapıyorsunuz ve o şekilde verilerin hangi sırada eklendiğini buluyorsunuz. Ödevin başlığı da bu olsun. Yani yapanlar bu başlıkla yine benim cskatoedit.tr uzantılı mail adresime gönderebilirsiniz. Evet arkadaşlar, soru yoksa bitiriyoruz bugün. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.